Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır sterlin TL analizi yapmıyorduk. Sterlin TL'de olan arkadaşlar da var. Onlar için de hemen kısaca bir sterlin TL değerlendirmesi yapalım. Sterlin TL haftalık ve aylık kapanışlarına baktığımız zaman hala olumlu seyrini devam ettirmekte arkadaşlar. Sterlin TL'de bizler için 9.52 seviyesi önemli bir seviye ve bu seviye üzerinde kalındıkça sterlin TL'de takipte kalmamız gerekecek en önemli direnç seviyesi 9.69 direnç seviyesi. Bu direnç seviyesi üzerinde kapanışlar başlaması durumunda da sterlinde ana hedef noktamız 9.84 bölgesinde bulunan direnç seviyesi şeklinde gözükmekte arkadaşlar. Sterlin TL'de biliyorsunuz son videomda 10.35 hedef noktamız vardı. Onu da buraya bir yazalım. 10.35 ana hedef bölgemiz, filama hedef bölgemizde 10.35 bölgesinde bulunan hedef bölgesi. Tabi buraya gitmeden önce aşması gereken seviyeler, öncelikle 9.69 seviyesi var. Bu seviye aşılmakta zorlanırsa 9.57 tekrardan güç toplamaya inmek isteyebilir arkadaşlar, 9.57 seviyesini. O yüzden 9.69'u takip edeceğiz. 9.69 seviyesini yukarı yönlü kırabilirsek ilk etapta 9.84, onun ardından 10.03 ve ana hedef bölgemiz olan 10.35 bölgesi sterlin TL'de hala ana hedef bölgemiz olarak durmakta. Sterlin TL'deki arkadaşlar da yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla verdiğim seviyeleri takipte kalsınlar. Dediğim gibi 9.57 ve 9.52 destek noktaları altında günlük bir kapanış görmediğimiz müddetçe yukarıdaki 9.69 zorlanan direnç önemli. Bu direnç yukarı yönlü kırıldığı vakit sterlinde onlu seviyeler. İlk etapta 9.84, 10.03 ve 10.35 ana hedef bölgelerine doğru da sterlin TL hareketlerine devam edecektir. Evet, sterlin TL analizimiz de bu kadar. Arkadaşlar, katıl butonumuz aktif hale geçti. Kanalımıza katkılarınızı sunmak isterseniz katıl butonuna tıklayıp ufak bir miktar kanalımıza faydalı olabileceğini düşünüyorsanız da ufak bir miktar bağış şeklinde katılabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.